Herkese merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Farming Simulator'un 13. bölümüyle karşınızdayım. Şu an görmüş olduğunuz gibi büyük tarlamda buğday ekiliydi. Onu hasat mevsimini kaçırdım. Buğdaylarım soldu. Şu an ben de içerisinde drift atıyorum arkadaşlar. Keyifli bir şekilde. Yani şu an bunlara yapacağım herhangi bir şey yok. Soldular. Biraz da sıkıntıya gireceğiz çünkü tavuklarımızın da yemleri yok. Elimdeki bütün yemleri de döktüm abi bu mevsime kadar hızlandıracağım diye. Bakalım ne yapacağız. Şimdi bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün gördüğünüz gibi ben hazırlığımı yaptım video için. Dorsen'in içerisinde 132.755 adet yumurtam var. Daha sonrasında hemen yanında Fendt Vario traktörümüzün arkasındaki palette. Görmüş olduğunuz gibi 17 ton kıyafetimiz var. Ve tam öyle bir zamanda durdurdum ki zamanı size şöyle göstereyim bakın. Kıyafetler arkadaşlar 18.600 euro. Muazzam bir fiyat. Hemen götürüp satacağız. Yumurta da idare eder. Çoktansa. Bizim daha sonrasında çiftlikte bahsedeceğim ne var diye ona bakayım. Şuradaki yapay üretim artık durdu çünkü besinleri bitti hayvanların. Bunlar artık besin takviyesi yapmak zor. Yani bayağı bir uğraştırıyor. Şöyle yapacağız. Şurada bir tane alet görmüştüm sanki ben. Hani bu şeyleri toplayan balyaları toplayan büyük balyalar ama şu büyük makinelerin yaptığı balyaları toplayan bir tane alet görmüştüm sanki. Ben öyle hatırlıyorum. Ha, şurada. Bakın şunu görüyorsunuz arkadaşlar. Belki bu aleti kiralayarak o yaptığımız balyalar var ya, balya desteleri. Onları bununla çekebiliriz diye düşünüyorum. Biraz büyükçe bir şey ama olacağını düşünüyorum. Şimdi isterseniz şöyle yumurta satışımızda işe başlayalım. Daha sonrasında kıyafetleri satalım. En sonunda bugünün konusu olan arkadaşlar biz artık biliyorsunuz yenilenebilir enerji için uğraşacak, yan gelir için. Bir saniye şu yumurtanın nerede daha fazla olduğuna bakmıştık da. Johnson Farms Market bizim her zamanki gittiğimiz market arkadaşlar, birazcık uzak. O yüzden ben bu arayı büyük bir ihtimalle keserim. Çünkü video başındayken bu kadar bir uzun yolculuk hiç istemezsiniz. Can sıkıcı oluyor birazcık. Abicim gider misin? Ama çok güzel bir yumurta biriktirdim. Görmüş olduğunuz gibi 132.000 yumurta yani. Yani bu nereden baksanız 2 ile çarpsanız zaten 260-270.000 euro para yapar. Şturati falan da gelir. Yani 280.000 euro sadece ve sadece bu yumurtadan gelecek. Biz bu zamana kadar hızlandırana kadar da zaten 106.000 euroluk bir para kazandık. Kredimizi kapattık ayrıca. Bu para nereden geldi derseniz bu para da bizim seralarımızdan geldi. Yani ayda hiç olmazsa bir 10.000 euro bırakıyor arkadaşlar seralar. Yani yan gelir olduğu için çok fazla böyle gözünüze batmıyor ama böyle zamanla artık yani birike birike gerçekten çok güzel para bırakıyor size. Şöyle kapağı açalım biraderim. Yanaş bakalım, yanaş. Haydi bismillah, haydi bakalım. 196 bir geldi. Evet. Abi paraya bakar mısın be? Efsane para, efsane. Efsane para. Hala bir de şeylerimiz var, kıyafetlerimiz var yani. Daha onları satmadık. Ki asıl gelir onlardan gelecek. Şu an yumurtalardan kaç para gelir elde ettik abi? Biz bakabiliyor muyuz ona? 282.000 euro mu? Muhteşem bir para ya. Gerçekten muazzam bir gelir arkadaşlar. Bütün yumurtalarımızdan şu an 282.000 euro gelir elde ettik. Gerçekten muazzam bir şey. Şimdi gidelim. Bir de kıyafetlerimizi satalım. Bakalım onlardan ne kadar gelir elde edeceğiz. Evet arkadaşlar, çiftliğimize geldik. Gördüğünüz gibi yumurtalarımızı sattık ve 388.000 euro bir paramız oldu. Şimdi şunu bir kenara bırakalım, bu koca olanı. Şöyle şurada durabilirsin sen aslanım. Yumurtalarımızı sattık arkadaşlar. Şimdi gidelim kıyafetlerimizi satalım. Zaten kıyafetler için tek teklif veren yer burası. Şöyle yer işareti diyelim. Bakalım bir neresiymiş burası. İnşallah yakında bir yerdir yani. Göremedim şu an. Hala göremiyorum. Evet evet, gördüm gördüm. Yakında bir yer. Çok uzak değil. Hatta bizim yanımız yani. Evet şu an geldik. Bakalım ne kadar gelir elde edeceğiz. Bir anda sattı. Ve 316.000 euro.
Kıyafetten arkadaşlar 316 bin euro kazandık. Gerçekten şu an şaşkınlıklar içerisindeyim. Paraya bakın abi, 705 bin euro. Ve hiçbir kredim de yok. Bakın. 705 bin euro. Abi paraya bakar mısın? Hemen eve dönelim abi. Hemen eve dönelim. Şimdi aklımda deli sorular var. Bir saniye. Şimdi indirimde olan bir ürün var mı? Geç abi. Arkadaşlar çiftliğimize geldik. Bakayım bir şöyle. Yok. Hala şey üretilmemiş. Kıyafet üretilmemiş. Şunun bir deposuna bakalım. Kumaş var. 16 ton kumaş var yani. Bayağı da bir kumaşımız var. Onlar zaman ileri aldığımız sürece üreteceklerdir. Ben şunu şöyle bir kenara çekeyim abi. Şunu şöyle bir kenara çekeyim ben. Tamam mı? Şimdi. Hemen şöyle bir inşaat bölümüne girelim. Geçen videoda bahsettiğim şu jeneratörler kısmına gel bakayım. Ne var ne yok. Bakalım şunlara. Şimdi 8928 euro aylık kazancı var. Bu 93.500 euro olan güneş enerji panelinin. Müsaadenizle şimdi ben onun hesaplamasını yapacağım. Yani bir yılda kendisini amorti ediyor mu? Veyahut da ne kadar kazanç sağlıyor? Şimdi 93.500 euro. Değil mi? Ya da şöyle yapalım bir saniye. 8.928 değil mi? 8.928 çarpı 12 desek, yani 12 aydan 107.136 euro yapar. 107.136 euro. Eksi desek 93.500 euro desek, yani bir yılın sonunda bize arkadaşlar bu güneş enerji paneli bir tanesi 13.636 euro kâra geçirecek. Kâra geçiyoruz yani. Tamam. Bir de şeye bakalım. Şu 155 bin euro olan rüzgar enerjisine bir bakalım. 13.920 çarpı 12 diyelim. 167.040 euro. Peki eksi diyelim. 155 bin euro. Bu da bize 12.040 euro getiriyor. Şimdi arada 1000 euro var. Gördüğünüz gibi güneş enerji paneli daha karlı bir iş. O yüzden biz de... Lan nereye gittim ben? Burası neresi abi? Bayağı bir ilerlemişiz. Neyse şuradan tekrar bir açayım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi beraber hesapladık zaten. Güneş enerji panelleri hepsinden daha karlı bir yatırım. O yüzden güneş enerji paneli kuracağım. Fakat bunu nasıl kuracağız? Nereye kuracağız? Bunlar beni düşündürüyor. Şöyle yapabiliriz. Bakın. Şuraya 3-4 tane kuracağız zaten. Çok değil. Şu şekil yapsak. Ya da şöyle kursak mı acaba ya? Güneş buradan geliyor ya. Daha fazla alırsa daha fazla bir gelir getirir mi acaba? Bilmiyoruz ki Rıza abi. Bir tane koyalım. Bir tane koyduk. Ha bu kendisi dönüyor. Tamam, bir tane daha koyalım. İki tane oldu. 3 4 5 6 Bir tane daha koysam mı diye düşünüyorum. Hadi koyalım bunu da. 50 bin euro da paramız kalsın. Abi gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6 tane 2 4 6 7 tane pardon. 7 tane şu an güneş enerji panelimiz var. 7 tanesinden aylık getiri 8 bin euro olduğunu düşünürsek 9 bin euroya yakın. 9 kere 7 63. Doğru mu? 63 euro 63 bin euro aylık bize getirisi olması lazım. Tabi buna bakacağız yine. Şöyle bir yanına gidelim abi. Şuraya bir bakalım. Abi muazzam bir şey ya. Ama bunların tabii ki bunları elde edebilmemizin altında ne yatıyor? Yumurta ve kıyafet yatıyor arkadaşlar. Gerçekten kıyafette hiç beklemediğim bir para geldi. Yani az çok hesaplıyordum da hani bu kadar gerçekten o paraları elde edebileceğimi düşünmüyordum. Yani diyordum ki ya ben yanlış yapıyordum. Bir yerde bir yanlışlık vardır. En fazla bana 100-150 bin euro falan gelir diyordum. Abi bir anda 300 bin euro gelince şaşırdım kaldım yani. Bir de kıyafetin gördüğünüz gibi şu an en yüksek olan sezonu yani şey fiyatı olan. Gördüğünüz gibi 18.605 euro. Bilmiyorum belki de gerçekten biz çok iyi sezonda yakaladık fiyat olarak. O yüzden böyle bir fiyat bizi karşıladı.
Şimdi şuradan karşıya atlayamaz mıyım? Bir tane şey alsam, screenshot alsam. Heh. Şöyle. Olmaz mı? Bir tane şöyle screenshot alırsam bu iş tamamdır. Şimdi isterseniz bir eve gidelim. Zamanı bir hızlandıralım abi. Bunlar bize aylık ne kadar getirisi var? Bir bakalım. Bu arada inşallah şeyler takılmaz orada. Yapay zekalar tarlayı sürerken falan bir takılmazlar bunlara. Eğer takılırlarsa peyzajda bir tık daha boyayı veririz. 1-2 santim daha. Zaten bu tarlayı boya boya abi en sonunda yok edeceğiz yani. Buraya komple böyle sanayi yapacağız. Öyle görünüyor yani işin sonu. Çünkü sığamaz hale geliyoruz. Bakın arka tarafta koyunlar, bu tarafta tavuklar, o taraf sera, ön tarafı işte güneş enerji paneli, kıyafetler, iplikhaneler, yani bir sürü şey var. Yapı var. Bilmiyorum. Bir zaman ileri alalım. Bir bakalım bir ne kadar gelir elde edeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir ay zamanı ileri aldık. Ve 94 bin euro paramız oldu yani. Bize kaç para getirisi oldu bunun? Bir şeyleri biz yanlış hesapladığımız belli. Belli abi biz bir şeyleri yanlış hesaplamışız. Bu böyle olmuyormuş. Bize nereden ne kadar getirisi var bunun? Nereden göreceğiz bunu? Mülk bakımı falan değil. Bunlar değil. Bunu galiba göremiyorum ya. Nereden görebilirim ki bunu? Yok abi burada değil bakın. Şurada olabilir mi? Burada ne alaka değil mi? Burada değildir. Burada zaten yok. Şurada görünmesi lazım. Ama ben bunu tam kestiremedim. Yani bir tık daha ileri alalım bakalım. Şu an 44 bin euro bir gelir elde ettiğimi düşünüyorum. 44. Tabii ki bunun içerisinde seralar da var. Tek başına güneş enerji santrali ne kadar yani gelir getirdiğini bilmiyorum. Ona bakacağız. O zaman bizim hesaplarımız yanlış oluyor. Ha, mülk geliri 36.456 euro diyor. Bakın. Abi 140 bin euro mu? 50 bin euro bir yerden geldi. Yani bizim şu an hiç çalışmamıza gerek yok. Gördüğünüz gibi zaten 140 bin euro bir daha oldu. Gelin şuna bir tane daha dikelim biz. Üretim diyelim. Hatta bir saniye. Bir saniye abi, bir saniye. Şöyle yapacağım. Zamanı bir ay daha ileri alacağım. Çok değil. Bir ay daha ileri alacağım. Ondan sonra bir tane de o 155 binlik olan rüzgar enerji santralinden kuracağım bir tane de. Bunun ne kadar getirisi var ona bakalım bir de. Abi çok güzel para ya. Oyunun hilesini bulmuş gibi bir şeyiz yani şu an. 155 bin euro. Evet. Evet, senden kuracağım bir tane de. Nereye kursam bundan şimdi. Buraya komple büyük bir ihtimalle güneş enerji sistemi kurarız. Bence şuraya kuralım arkadaşlar. Çünkü biz daha fazla buraya şey yapmayız. İçeriye girip çıkmayız. Çünkü her şeyi otomatik yaptırıyoruz. Su otomatik. Ondan sonra satış zaten otomatik. Ne olacak ki böyle? Arasına girmeye gerek yok bunun. Şuraya koyacağım ya. Aynen öyle. Burada seralarımızın arasında dönsün dursun ya. Gideyim oraya bir bakayım bir. Gideyim bakayım abi. Bu arada bizim tavuklarımızın yemleri falan boş yani. Hiç yem yok onlarda. Hani şu an satın alabileceğimiz pozisyondayız ama şu an sadece şunların ne kadar getirisi var onları test etmek istiyorum. Abi şuna bakar mısınız ya? Burası kendi başına bir şey oldu yani ekosistem oldu gördüğünüz gibi. Elektriğini kendi karşılıyor, suyunu kendi karşılıyor. Kendileri satış yapıyorlar. Yani burası bildiğiniz full otonom. Bildiğiniz para akıtıyor bana burası. Şöyle bir ekran görüntüsü alamaz mıyım? He, bir SS alayım. Olmaz mı? Hadi be Rıza abla, bize bir görüntü ver. Nasıl olabilir? Şöyle tam güneş enerjilerini ve rüzgar enerjisi panelini ikisini bir almak istiyorum ama şöyle yaparsam yok ya cisi bir çıkarırım ortadan. Bir saniye ben kendim yukarı çıksam çıkabilir miyim? Şuradan atlarsam neden olmasın? Tamamdır. Şöyle yapsam
Bence gayet iyi. Ama şu sağ üstteki göstergeleri bir türlü kaldıramıyorum. Kaldırsam daha güzel bir ekran görüntüsü bizi karşılıyor olacak. Şöyle yaparım ben de. Tamamdır. Çok güzel bir görüntü aldık. Şimdi arkadaşlar bir saniye şu oyunu bir şurada kaydedeyim. Bu kadar geldik. Bu kadar para kazandık. Yani oyun belki bir yerde hata yapmıştır bize. Belki öyle para gelmiştir bu kadar. O yüzden hiç risk atmayacağım. Böyle dursun abi. Şimdi bir zamanı tekrar ileri alacağım. Şeye bakacağız. Rüzgar enerji santralinin getirisine bakacağız. Yani 36 bin euro mülk geliri vardı. Bakalım bu ay ne kadar gelecek mülk geliri. Bir de şeyle alakası var mı acaba? Onu düşünüyorum şimdi. Güneş enerjisinin yaz-kış olayı var mı yani? Mesela kışın daha az, yazın daha fazla güneşe bağlı olarak. 32 bin euro mu? Düştü sanki. Düştü sanki Rıza abla. Biz Eylül ayındayız ama niye düştü? 32 bin euro dedim. 36 bin euro oldu yine. Allah Allah. Yani bu büyük bir ihtimalle şeyle de alakalı. Bizim marullarımızın fiyatlarıyla da alakalı bir şey yani. Onlar düşüp çıktıkça o da fiyatta tabii para da ona göre düşüp çıkıyor da olabilir. Neye bakacaktım ben buradan? Ha, şuradan gelirlere bakacaktım. Eylül ayı gelir 44 bin, 45 bin, 46 bin gördüğünüz gibi artık göstermeye başlamış. Bakalım satılan ürünlerden 24 bin euro bir gelir elde etmişiz. 22, 24, 22, 7. 7 olan da herhalde en sonki ay. Şimdik bir tane daha ben şey kurabilirim. Güneş enerji santrali kurabilirim. Böyle böyle gidiyoruz biz herhalde. Bütün hepsini dolduracağız. Öyle görünüyor. Tamam şöyle şunu da koyayım. Bu sayede 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 adet güneş enerji panelimiz, bir tane de rüzgar türbinimiz var. Tamamdır arkadaşlar. Bence bu videonun hakkını verdik. Gerçekten muazzam işler yaptığımızı düşünüyorum. Bu bölümü ben burada kapatacağım arkadaşlar. Şöyle videoyu da kaydedeyim. Şey, oyunumuzu da kaydedeyim. Bu bölümü burada kapatacağım arkadaşlar ben. Beni izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim.